Ama basında çok konuşuluyorsun duyduğunuz tarihi öğrensek en azından. Yakın bir tarih diyorum ya. Merhaba, ne zaman evleniyorsunuz? Kolay. Evlendireceğiz, şu anda belli değil. Ama basında çok konuşuluyorsun duyduğunuz tarihi öğrensek en azından. Yakın bir tarih diyorum ya. Peki, düğüne kimler gelecek belli mi? Ünlü sanatçılar gelecek. Siz hangi sanatçılar çıkacaksınız? Ülkemiz ismini ilk sene söylesedim değil mi? İlk sene ülkemiz ismini söylesedim. Cem Çiftinin görkemli düğününe Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e, Şener Şen'den Tarkan'a, Mazhar Alanson'dan Yılmaz Erdoğan'a birçok ünlü ismin katıldığı unutulmaz düğünü getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Süper hızla gelişti her şey. Son dakika. Öndü şansımız. Yılın düğünü gerçekleşti. Ay geçme. Ve dünya evine girdi. Hop 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 hop. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hoş bulduk. Bir yandan devam ediyorsun. Antalya'daydım ben. Efendim? Vallahi nikah masası şarkısını dinleyeceğiz. Bu kadar olur mu? Geri medamatsa görüntü vermekten kaçındılar. İşte yılın düğününden çok özel görüntüler. Var mı? Var. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Ümit Deşen'den beni çağır sevdiğim. Başında çıkan İstersen şahidin. Altıncı ayında haber geçmiş hafta maddesinin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sevgilim istersen şahidin. Son dakika. Bu haberlerin ardından ekibimiz de soluğu Unutulmaz Nikah Masası şarkısının yaratıcısı Ümit Besen'in yanında aldı. Evet, Cem Bey'le geçen hafta tanıştık. Beni oyununa davet etti hatta. Sonra beni düğününe davet etti. Yani ille Ümit abi çok seviyoruz sizi. Dedi, neden olmasın yani. Ümit Besen olayların gelişimini de kameramıza anlattı. Ertesi gün yardımcısı arayıp söylediğinde, abi ne gibi şeyler istiyorsun, setup falan, işte piyano falan, nasıl bir şeyler. İkiliye düğün hediyesi olduğunu sözlerine ekledi. Rica ederim dedim, paranın hiçbir söz konusu yok. Ben o gün de Cem Bey'e söylediğim gibi, çam sakızı çoban armağanı. Bu benim hediyem olacak yani o program. Yok, eşiyle tanışmadım. Efendim çok kısa hemen. Ümit abi. Duygularınızı alın abi. Nasıldı Cem Bey? Arkadaşlar harikaydı her şey. Nikah masasıyla dans etmek istedi. İlk parçayı nikah masası yaptık. Ondan sonra alıştım sana bir tanem tahta masa devam ettik. Her şey güzeldi. İçeride çok güzel bir atmosfer var. Kim ayarı bastı efendim? Valla inanın ben oraya pek dikkat edemedim ama evlenme cüzdanı Cem Bey'in elindeydi. Etilerdeyiz. Erkanlar nasılsınız? Teşekkürler, sizler iyisiniz. Teşekkürler. Düğününün olduğu saatlerde. Beyaz Etiler'deydi. Beyaz Etiler'deydi. Düğüne davetli miydiniz efendim? Şöyle bakmayın. Sahiden de davet edilmemiş miydi? Artık sizden de bir düğün bekliyoruz Cem Bey'den sonra. Eyvallah. İyi geceler. Beyaz kırgın gibiydi.
Yok yani şu anda davet edeceğiz, daha onunla görüşemedik. Kendisi bayağı bir yolda, ulaşamıyoruz. Düğünden bir gün önce de programında şakayla karışık davet edilmediğini söylemişti. Orada olamayacağım için, çünkü davet edilmedim. Şaka bir tarafa, sayende olamayacağız. Kendisine ben mutluluklar diliyorum. Tolga Çevik ise nazire yapıyordu işte böyle. Siz de bir şey söylemek ister misiniz Cem'in düğünü için? Bilmem ki hani... Ben davetliyim, yarın söyleyeceğim. Davetlisin, evet, peki. Efendim, herkese, Beyaz Bey'i davet etmediniz. Nedenini öğrenebilir miyiz? Bugünlerde dargındı, o yüzden davet etmek istemedik. Yok yani şu anda davet edeceğiz, daha onunla görüşemedik. Kendisi bayağı bir yolda ulaşamıyoruz. Harikasın ya. Bu kadar ekonomik. Yok yani şu anda davet edeceğiz, daha onunla görüşemedik. Kendisi bayağı bir yolda ulaşamıyoruz. Survivor'a çağırdılar. Herif evleneceğim abi diye elinin tersiyle Survivor'ı, açlıkta mücadeleyi reddetti ya. Adam bu kadar evlenmeyi Survivor'dan daha böyle tehlikesiz buluyor. Hangisi daha böyle mantıklı ben de bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Yandınız ulan var ya, yandı harbiden, yandınız ha. Ben çektim onu, siz de çekeceksiniz. Yaktı kendini diyeyim, ne diyeyim başka? Bu adam her şeyi kaybediyor. Artık sonunda kendini de kaybetmeyi başarmış. Evleniyor çünkü, yazık oldu. Cem Aydın adına çok sevinçliyim. Ben mutluluklar diliyorum. Ve onun adına çok mutlu oldum ya. Yani o her şeyin iyisini hak ediyor. Tebrik de ediyorum bu arada. İnşallah bir ömür boyu mutlu olur. Sizi çok seviyoruz. Siz kendisi de bunu haber veriyoruz. Bayağı bir şaşırtıksınız. Yani yakışırlar. Yani mutluluklar dileriz. Mutluluklar dileriz ama. Efendim, kendisini televizyondan Yetenekli Siz programında izlediğim için kendisi çok hoş bir delikanlı. Kendisinin evleneceğini duydum. Hangi kanala çıkacağız acaba? Bu yayınlanacak mı acaba? Cem ve Mehtap çiftine kocaman mutluluklar. Cem Aydın. Evet, televizyon duydum. Televizyondan duydum. Cem ve Mehtap çifti sizlere mutluluklar diliyorum. Cem ve Mehtap çiftine dünya kadar mutluluklar diliyorum. Vay Cemo! Evleniyorsun oğlum. Mutluluklar dilerim sana. Allah Allah. Ne zaman? Çok duymadım. Çok şaşırdım doğrusu. Her ikisine de mutluluklar diliyorum. Cem Aydın kardeşimizi sülalece çok seviyoruz. Kendisi çok mukaddes bir insan. Acayip derecede sihirbaz. Seni çok severim, kendine mutlu, çok da mutlulukla bilirsin. Kendisine mutluluklar diliyorum Türkmenistan'dan. Cem ve Mehtap için mutluluklar dilerim. Cem ve Mehtap çiftine mutluluklar diliyoruz. Cem Aydın'ın çok büyük hayranıyız ve kendisini magazininden falan çok takip ederiz. Kendisi çok neşeli, esprili ve severek onun her olduğu magazin programını hiç kaçırmadan izliyoruz diyebiliriz. Kendisine kocaman mutluluklar diliyorum ve kocaman öpücükler gönderiyorum. Umarım bir ömür boyu mutlu olurlar ve herkes onun gibi, adam gibi adam olabiliyorum ben. Mehtap ve Cem çifti size mutluluklar diliyorum. Trouble with herself. He was
tap on my window, knock on my door. I want to make you feel beautiful. I know I tend to get so insecure. Doesn't matter anymore. It's not always rainbows and butterflies. It's compromise. It moves us along. Yeah, my heart is full and my door's always open. You come anytime you want. Yeah, I don't mind spending every day. Anın dört bir yanında coşkuyla karşılandı. Saatler yeni sayımını tamamlayınca gökyüzü havai fişeklerin dansına sahne oldu. Yeni Zelanda ve Avustralya'da başlayan kutlamalar Amerika Birleşik Devletleri'nde son buldu. Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Temsilciler Meclisi'nde yıllık konuşmasını yaptı. Konuşmada ele alınan We'll keep the pressure on a Syrian regime that has murdered its own people. A lasting peace.